yıllara göre bütçede faize ayrılan miktarı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın 2006 yılında 45 milyar TL para bütçeden faize ayrılmışken 2020 yılı bütçesinde bunun 2020 yılı bütçesinde bunun 3 katından fazlası, yani 138 milyar lira arkadaşlar, para faize arkadaşlar fonda konuşma yapmayın. Bir konuşmacı var, dinliyoruz zaten. Gerek yok. 2006 yılında devam edin lütfen. Bütçeden 45 milyar lira faize ayrı. Sayın Karaduman, bir dakika. İsterseniz bekleyelim, arkadaşlar bitirsin konuşmalarını. Tamam. Ben size vereceğim, söz vereceğim. Arkadaşlar bitti mi? Ha? Bittiyse Hatip'e söz vereyim. Buyurun, lütfen. Bir daha baştan alıyorum. 2006 yılında bütçeden faize ayrılan miktar 45 milyar TL iken getirdiğiniz 2020 yılı bütçesinde faize ayrılmak istenen miktar bunun 3 katından daha fazlası, 138 milyar TL'dir. 138 milyar TL'dir. Bakın, yatırım için ayırdığınız miktarın 2 katından daha fazlasını faizci, rantiyeci anlayışa aktarmak istenmektedir. Buradan hareketle bakın, sadece bu 138 milyar TL Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sayın Bak lütfen. Faiz için ayrı. Sayın Karaduman. Milyar TL. Buyurun. 138 milyar TL Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için ayrılan toplam bütçeden daha da fazladır. Bu tablo, Sayın bu Turan, tablo, lütfen, bu tablo aynı zamanda bu ülkede kaynakların nereye aktarıldığının en bariz göstergesidir. Şimdi siz burada faiz bir dünya gerçeğidir diyebilirsiniz. Ama biz diyoruz ki faiz bir dünya gerçeği değil, köleliğin ta kendisidir. Bu sebeple biz Saadet Partisi olarak faizin yüksek olmasına değil, bizatihi faizin kendisine karşıyız.